Çok çok önemli şeyler konuştuk. Alparslan Çelik'ten konuştuk. Alparslan Çelik kimdir? Amiraller açıklamasında imza koyan generallere, amirallere karşı tehdit vari, hatta Türk Ertürk için kafasına sıkarız diyen bir kişi ve bulunamadı, hala bulunamadı. Ama fotoğrafları çıktı, ilk bölümde gördüğünüz Devlet Bahçeli'nin yanında ortaya çıktı. Ha, o kişinin babası da aynı zamanda Elazığ Keban Belediye Başkanı olduğu söyleniyor. Eski yani. Yani eski, ulaşılabilir. Demek ki bilinen, tanınan birileri. Ay, ya şöyle, oğlun sadece, nerede diye sorulabilir bakın, yani. Bir de resim göndermişiz. Nerede? Bahçeli, Erzincan, MHP İl Başkanlığı. Hemen bir tane Erzincan MHP İl Başkanlığı'na yazı yaz. De ki bu şahıs bana vatandaşlık numarasını bildirin de. Yaptın mı evet. Sayın Savcım? Yaptınız mı? Değil mi? Hayır, bir de şöyle bir şey. Yani kendi yapmaları gereken şeyi niye sizden istiyorlar? Ya şimdi düşünün, birisini öldürüyor ya da yakınınızı öldürüyor. Diyorsunuz ki işte vatandaşlık numarasını biliyor musun? Ha, bilmiyorsan kusura bakma. Ya kara mizah gibi amirim, yani bunları şimdi hani konuşuyoruz ediyoruz ama gerçekten korkunç şeyler bunlar. Korkunç şeyler. Ve sonuçta bulundu, peki nasıl yargılanacak, ne diyecekler? İşte, hayır. İşte Cumhuriyet Başsavcılığına Anadolu, İstanbul bildirdik. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bakalım ne yapacaklar? Emiroğlu'nu kapatırlar. Sinan Ateş kapatılacak. Çünkü eşelersen kötü yerlere çıkıyor. Bu meşhur hani Mehmet Ağar'a atfedilir, Uğur Mumcu'nun katledilmesinden sonra Güllen Hanım'la konuşurken, Güllen Hanım işte çok zor. Niye duvardan bir tuğla çekersek duvar yıkılır. Aynen. E artık yıkılsın şu duvar ya. Yıkılsın ki çıksın duvarın arkasında ne var? Millet görsün, herkes görsün. Kriminal, mafyatik bir ülke olduk. Kim nedeniyle? Bu iktidar nedeniyle. Bir de öbür taraftan gri listedeyiz. Her tarafta ya. Yani gri liste dediğiniz yolsuzluk, düzensizlik, hırsızlık, her şey onun içinde. Kara para aklama, her şey var onun içinde. E Türkiye buna müstahak mı? Siz Türkiye buna müstahak hale getirdiniz. Yani bırakın ekonomiyi, şu itibarımızı da kaybettik. Bir de dikkat edin bu konuda öne çıkanlara. Genelde milliyetçilik ve din konusunu da kirletiyorlar. Dikkat edin bu kriminallere. Milliyetçilik ve dinle hep kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Evet, evet, evet. İşte biz ya, evet suç ama biz vatan adına yapıyoruz. Ne vatan adına yapıyorsun? Hırsız, ahlaksız. He? Vatansever ne demektir biliyor musunuz? Görevini en iyi yapandır. Vergisini verendir, görevini en iyi yapandır. Toplumsal kurallara uyandır. Trafikte kurallara uyandır, sıraya geçendir. Başkasının hakkını yemeyendir. Vatansever, yurtsever, milliyetçi budur. Katma değer. Mesela ya sen ülkene hangi katma değeri sağlıyorsun? He? Allah aşkına sen varlığının bu ülkeye hangi katma nedir? Değeri sağlıyorsun? Evet, evet. Bak Suriye'de savaştın. İktidar vazgeçti, çekiliyor. Şehitler ne olacak? He? O kadar şey. İktidar vazgeçti, çekiliyor. Yarın bir gün tazminat isteyecekler biliyor musunuz? He? Tabii o da var. O da var. Niçin? Arap Baharı. Hayır, bir de şöyle bir olay var. Komşu ülkedeki bir iç savaşa silah gönderilmesi gibi bir eylem de var. Türk ceza kanununda suç. E uluslararası... 12 yıla kadar hapis. E uluslararası... Yani başka bir ülkedeki iktidarı devirmek için asker toplamak, göndermek, bunları silahlandırmak Türk ceza kanununa kadar suç. Bu suç Türkiye tarafından işlendi. Peki tabii uluslararası Türkiye, adalet Türkiye güzel bir kişilik. Türkiye'yi yönetenler tarafından işlendi. Evet. Hayır, bir de bunun uluslararası suç aynı zamanda. Kesinlikle. Uluslararası hukuka göre de. Şu savunmaları şöyle. Amerika da yaptı. Kardeşim sen Amerika değilsin. O sıyırır. Bak sen Amerika değilsin. O emperyal bir güç. Sen ulus devletsin. Sen komşuna terör ihracı yapamazsın. Komşunda darbe planlayamazsın. Biz ne istiyoruz? Bir de bunlarla biz Amerika öbür tarafta. Evet. Tamam mı? 8 bin, 10 bin kilometre uzakta yaşıyor. Biz yan yanayız ya. Biz karşılıklı güvene, saygıya, çıkara dayanan
bir ilişkiyi... E şimdi o insanlarla yeniden ilişki kurmaya çalışıyoruz. E bir dakika, şimdi şöyle söyleyeyim. Esat yanaşmıyor ki. Çünkü travma ya. Ben ülkemi tarumar eden bir iradeye diyor ki, seçim öncesi niçin avantaj sağlayayım ki diyor. Ha, niçin? Haksız bir mı? Bir şekilde haksız değil ki. Şimdi tabii ki o da zor durumda. Hem ülkesi zor durumda, hem Rusya'nın nesi var? Baskısı var. Yani Türkiye ile bir araya gel diye. Bir şekilde onları da kotarmaya çalışıyor ama benim görebildiğim kadarıyla seçim öncesi bir Esad Erdoğan el sıkışması olmayacak. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla. Rusya üzerinden çok bastırdığı söyleniyor. Evet, doğru. Seçim öncesi doğru. Bunu gerçekleştirebilmek doğru. İçin. Şimdi Hüsnü Mahalle bunu şöyle açıklıyor. Bu iş diyor para meselesi diyor. Yani çünkü şey de çok zor durumda ekonomik açıdan. Tabii. Esad da çok zor durumda diyor. Yani oradan ona da hem maddi manevi bir şey gelirse gerek Arap ülkelerinden gerekse Rusya'dan. Ya ne olacak işte sonra halledilirdi görürsünüz falan diye. Ama tabii İran olayını da bir ayrıca değerlendirmek evet. Lazım. Ve direniyor şimdi şey. Esad direniyor seçim sonrasına kadar en azından. Bunu seçim sonrasını bırakmak için. Ama Türkiye'de bunu seçim öncesinde bir koz olarak kullanmak istiyor. Şimdi iktidarın iki büyük dezavantajı var. Hatta oy kaybının nedeni bu iki büyük dezavantaj. Evet. En belirleyici olanı, başat olanı ekonomi. Yani ekonomi iflas etmeseydi bugün iktidar bu kadar oy kaybı tabii. Yaşanmayacaktı. Tabii. İkinci neden ise sığınmacılar. Yani bugün sığınmacılara AKP seçmenleri bile evet demiyor. Şimdi bu iki dezavantajın bir tanesini yani ekonomiyi halledemiyor ama dışarıdan sıcak para temini, Ukrayna Savaşı, fırsatçılık, oligarklar, Ruslar, Körfez, U dönüşleri bir miktar oradan sıcak para temin etmeye çalışıyor. Bir de ele geçirdiği medya vasıtasıyla yalancı sanal bir ekonomik iyilik evet. Bombardımanı yapıyor. TÜİK'le rakamları oynayarak halkı kandırmaya çalışıyor. Onu çabucak yapması lazım çünkü bu uzun vadede kotarılamaz. İkincisi sığınmacılar. Şimdi bu kartı seçim öncesinde nasıl elinden alabilirsiniz? Esat'la masaya oturarak. Bir takvime bağlayarak en azından bir takvim evet. Size şöyle peki bunu ben analiz yaparak çıkarıyorum da Esat ve ekibi çıkaramıyor mu? Onun için ayak sürüyor ve bunu seçimden sonra bırakmaya çalışıyor ve hani Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la bir beyaz sayfa açıldı gibi. Açıldı gibi. Zorluklar yani, var ama açıldı gibi. Ama çok maddi bir ilişki. Ama size şöyle söyleyeyim. Suriye, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri değil. Suriye konusu yani işin içine kan girmiş vaziyette. Türkiye'de iktidar değişimi olmadan beyaz sayfa açılabilmesine imkan ve ihtimal yok. Düşünün o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suriye Türkiye'nin iç meselesidir. Şey olabilir mi? Yani hani vardır ya görev süresince vatanına hizmet edememişindir, ülkeni mahvetmişindir ama istifa ederek, ayrılarak Türkiye ve Suriye arasında bir beyaz sayfa açılmasını temin ederek hizmet edebilirsiniz mesela. Olamaz mı? Bugüne kadar öyle bir şey görüldü mü? Safça mı söylüyorum? Böyle bir şey inanarak söylemiyorsunuz mutlaka. Ama insan bazen şöyledir hani insan yaşamının terminal noktasında bazı iyilikler yapabilir gibi mi geliyor ya? Olamaz mı? Yani bu herkes için geçerli değil. Çünkü öyle bir noktaya gelin, öyle sözler söylendi ki. Hani kavgada söylenmez denir. Söylendi bunlar. Bunun geri dönüşü nasıl olur? Yani o kadar katil şu bu falan şerefsiz falan dendi işte şeyleri falan. Sonra dönüp bir araya geldiğinde insanlar birbirinin yüzüne nasıl bakar? Esat da bakamıyor ki. Esat da bakamıyor. Sisi ile mesela. Veya işte katil dosyası elimizde dedi. Biz enayi miyiz dedi. Öyle hesabını vereceksin dedi. Sonra ne oldu? Dosyayı da alıp götürdüler verdiler. Bir ülkede, yabancı ülkelerde böyledir. Bu bir itibar. Böyledir. Cumhurbaşkanlarının ve Dışişleri Bakanlarının sözleri çok bağlayıcıdır. Onun için
bir cumhurbaşkanı, bir dışişleri bakanı 10 defa düşünüp devlet aklına danışıp öyle açıklama yapmak zorundadır. Ben mesela yapabilirim. Hatalı da olabilirim, yanlış değerlendirmiş de olabilirim. Ama cumhurbaşkanı yapamaz, biliyor musunuz? Ama bu dönemde Türkiye'de devlet aklı yok edildi. Evet. Devletin içinden liyakat kapı dışarı edildi. Kurumların durumu gerçekten feciat. Onun için işte böyle savrula savrula züccaciye mağazasına girmiş, evet, fil gibi devire, evet, kıra ilerliyoruz ama Türkiye'de her geçen gün kan kaybediyor. Tabii çok hasar gördü Türkiye. Bunun düzeltilmesi tabii çok zaman alacak. Ama bir de şöyle bir şey var. Bu Sadat gibi şeylerin Arapça şeyle Sadat herhalde. Sadat. Yok, Arapça söylenişi Sadat. Yani ben Arapça pronansiyonum, evet, zayıf biraz. Sadat gibi oluşumlar çıkıyor bir de ortaya. Yani bu şey gibi mi düşünebilir miyiz? İşte Ruslarda Wagner diye bir teşkilat var. Askeri bir teşkilat. Ordunun yanında hani paralı asker gibi bir şey. Bu Sadat'ı buna benzetebilir miyiz? Yoksa başka bir çerçevede mi ele almak şimdi gerekiyor? Şimdi Sadat paramiliter bir yapı. Ne gibi? Fransızların lejyonları gibi. Rusların Wagner'i gibi. Amerikalıların Blackwater'ı gibi. Devletler, özellikle emperyal amaçları olan devletler pis işler yaparlar. Pis. Evet. Pis. Pis işleri nizami kuvvetlere yaptırmak zordur. Ben mesela görevdeyken gücünü anayasadan almayan, zaten biz iç hizmetler kanun yönetmediğine göre yasalardan almayan bana bir emir veremezsin. Tabii. Yani sen devletin bekası bunu gerektiriyor. Git Namık Koçak'ı öldür. Ben böyle bir emri uygulamam. Hatta ifşa ederim. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki bunlar yapıldı. O konu ayrı. Pis işleri yaptırabilmek için emperyal devletler böyle pis teşkilatlar kurarlar. Ve gayri nizami harpler yaparlar. İşte Sadat'ta da var bu. Kaçma, kurtulma, suikast, bombalama, terör, her şey var. Bakınız gayri, bakın nizami değil. Gayri nizami. Tamam mı? Bir de üstüne üstlük anayasa taslağı hazırlıyorlar. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi hepsi lejyon, Wagner, Blackwater, devletiyle bir problemi yoktur. Türkiye'de Sadat'ın sorun şu, pis işler için belli ki bu işe talip olmuşlar, Blackwater'ı şey yapmışlar. Rejimle sorumlu bir de. Tabii, ya size... Cumhuriyet rejimiyle daha doğrusu. Ya, hilafet, cumhuriyet düşmanı... Atatürk düşmanı, kurucu ideoloji hani düşmanı. Herkes bu dış güçlere karşı organize ederken bu tür kuruluşları, biz kendi ülkemiz için. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bu söyledikleri o Asrika, İstanbul başkent, evet, ana dil, şey olsun, eyaletler. Siz, ben söyleyeyim, savcı hemen bizi gözaltına alır, biliyor musunuz? Peki bunun için gözaltına almıyorlar. Evet. Çünkü yargının üzerinde vesayet var. Cumhuriyet savcıları bağımsız hareket edemiyor. İktidar buna müsaade etmiyor. Yani iktidarın kanatları altında. Bu ne demek? Bir şey daha var. Anayasayı tanımıyorlar. Alternatif anayasa hazırlıyorlar. Ama bu ne demektir? Sadat'ın o söylediklerinin hepsi iktidar içinde varit. Yani iktidar cumhuriyet düşmanı, kurucu ideoloji düşmanı, Atatürk düşmanı. Kimi zaman hani bunu gizleyerek, farklı şekilde dillendirerek kandırmaya çalışsa da gerçek bu. Hatta Sadat'ın başındaki insan baş danışmandı. Ama işte son dönemde çok tepki çektiği için ya evladım sen şu köşede dur sonra filan demişlerdir diye değerlendiriyor. Ya sonra ben o kişiyi tanımıyorum dedi Cumhurbaşkanı. Ya nasıl tanımazsın? Baş danışmanlığını yapmış birini, tanımıyorum dedi. Şimdi bakın, bir pis işler Libya'da, Suriye'de belli ki bulaşmışlar zaten. Sedat Peker bunları söyledi. Evet, evet. Söyledi. O silahlar nereye gitti diye söyledi. Ve korku iklimi. Pardon, İtalyanlar Türk gemilerini durduruyorlardı. Libya'ya giden gemileri silah araması, evet, yapıyorlardı. Bakın, Blackwater'ı Amerika içinde kullanmak diye bir şey söz konusu değil. Wagner içinde değil. Evet. Lejyon içinde değil. Ama bunların bir amacı da Türkiye'deki korku iklimi. Hatta
Ya ana muhalefet partisi liderini tehdit ettiler ya. Evet. He? O bir operasyon. Bakınız. Peki bu korku ikliminde ne? Niçin bu böyle bir korku iklimine ihtiyacı var? Çünkü artık iktidarın seçim kazanma şansı yok. Seçim kazanamadığı durumda iktidarı vermemek için bir korku iklimine ihtiyacı var. Korku iklimi için kullanabileceği aparatlara ihtiyacı var. Bu aparat görevi de görüyor. Bir de resmin tamamına bakmak lazım. Resmin içini doldurmak lazım. O generallerin alkışı aynı zamanda ne biliyor musunuz? Evet. Yani bir şeye kalkışırsanız tabii ki generallerin öyle bir niyeti yok. Ama bu resmi kamuoyuna pompalarken bak yarın bir gün siz demokratik iradenize sahip çıkmak gibi bir şeye tevessül ederseniz askerler arkamızda gibi. Bunu verebilmek için bir de resmin içini başka şeylerle de doldurmak lazım. 2021. Cumhurbaşkanı kararnamesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, sahaya güvenlik, MİT, terör, toplumsal olaylar gibi durumlarda hiçbir kayda, şarta başvurmadan taşınmaz mallarını birbirlerine devredecekler. Peki taşınmaz malları derken masa sandalye tabii değil. Canım, tabii, silah. Tabii, silahlarını. Peki burada ne anlam çıkarmaya çalışıyoruz biz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin esasında silahlarına göz dikmişler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahlarını böyle bir durumda almak kayda, yani çünkü diyor ki taşınmaz işle, mal devir teslim belgesi düzenlenmeyecek diyor. Ya devlet demek kayıt kuyudat demektir. Devlet bir malını öbür tarafa veriyorsa, ben Namık Koçak'a veriyorsam zimmetlerim. 15 Temmuz'da dağıttılar. Şimdi, amaç su. Amaç o zaten. Evet. Ve yurt dışında da diyor, müttefik ülkelerde diyor, Libya, Suriye onu tarif ediyor. Bunları bu tür kurumlara, Sadat'a devretmek. Sadat demiyor ama. Bunu onun tanım- üzerinden o faaliyetleri şimdi, sürülecek. Şöyle ben değerlendiriyorum. Haddimi aşarsam lütfen düzeltin. İşte halkın iradesine, halk sahip çıkmaya çalışması durumunda işte silah kullanma tekeli devletin elinde olduğu için, bu tekeli bu anlattığım kurumlar aracılığıyla kullandığı için bunu engellemeye çalışacak. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu kadar operasyon yapmasına rağmen yeterince yine güvenmiyor. Çünkü askerin normalde bağlılığı ve sadakati cumhuriyetedir, anayasayadır. Ama bu iktidar cumhuriyete ve anayasaya bağlılık gösteren bir asker istemediği için askerin de davranış biçiminden yeterince bugün alkışlıyor ama yarın ne olur belli olmaz diye bu silahlarını daha kontrol edebileceği gruplara verdirerek. Şimdi bir de hani bir resim değerlendirirken resim öyle şey. Büyük resim. Her şeyi koyarsın, büyük resim öyle canlandırılır. Yani bugün hemen köşesine de şey koyalım. O Ankara'da Emniyet Müdürlüğü'nün önünde dağıtılan silahlardan bir tanesiyle belki bir sene sonra falan bir cinayet işlendi. Çubuk'ta mıydı, neredeydi? Cinayet işlendi. Evet. Nereden çıktı bu silah dediler de, devletin envanterinde olan bir silah, sende ne işi var? Niye geri vermedin? Dediler ki topladık, unuttuklarımız olmuş olabilir. Geri gelmeyenler olmuş olabilir dediler. Zannetmiyoruz geri tutuklarımız. Bir de şimdi yarın iktidar değişti. Evet. İktidar değişti. Sayım yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri. Tank sayın. 10 tane tank yok. Peki kime teslim ettin belge? Yok, belge yok. Nasıl? Belge. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Taşınmaz mallarımızı. Şart, yani şart. Şu şartla sana veriyorum yok. Şartsız, şurtsuz ve belgesiz teslim etme. Niçin? Sonrasını da düşünmüşler. Ya bu resmi görerek davranmak lazım. Bu resmi bilerek strateji tespit etmek lazım ama bu konuda bazı sorunlarımız var. Yani bu çok önemli. Ben orada arada demin bir şey sormayı unuttum. Siz koruma istediniz mi? Ben koruma istemedim ama savcıdan, Cumhuriyet Başsavcısının artık reaksiyonunu bekliyorum. Ne yapacak? Ona göre bir işlem yapacağız. Olmazsa Sadat'tan falan mı istesek? Olur mu?
O ama onlar devletin şey olmaz için para isterler. Türkiye içinde olmuyor galiba. Bedava öyle şey yapmıyordur onlar. Beder. Parası karşılığında şey, yapıyorlar. Evet. Hayır duası, ama, hayır duası karşılığı olabilir mi? Hayır, onlar Türkiye size karşı koruyorlar. Yurtseverlere karşı Türkiye'yi koruyacaklar onlar. Gerçek yurtseverlere karşı. Yani tabii bir de Türkiye'de şu son dönemde en önemli konulardan bir tanesi bu şeyler. Savunma sanayi. Yani bir ülke sanayileşir ama bunun amiral gemisi, çekirdek, lokomotifi savunma sanayi mi olmalıdır? Çünkü savunma sanayinde dünya ile rekabet gücünüzün olması gerekiyor. Dünyaya satabilir de olmanız gerekiyor. Ama dünyaya satmanız da mümkün değil pek çoğunu. Çünkü tüm lisans şeylerin falan hepsinin yerli olması gerekiyor. Satış lisansının falan olması gerekiyor. İşte Kanada'dan aldığınız motor, yaptığınız İHA'yı Azerbaycan, Ermenistan'da kullandı diye Kanada size motor vermedi. Siz ne yaptınız? Ukrayna ile anlaşma yaptınız. Ukrayna'da da gene aynı o satış şey meselesi var. Son kullanım o sözleşmede. End user certificate. Ona uymak zorundasınız. Çare tükenmez. Ne yaptılar? Ortak şirket kurdular. Arkadaşlar bu SİHA dosyamızı bir açalım. Ortak şirket kurdular. Ortak şirketle yerlileştirme operasyonu. Yani motoru alıyorsunuz, Türkiye'ye getiriyorsunuz. Gerçek anlamda değil, kağıt üzerinde yani. Evet, evet. Şimdi şöyle bir şey söyledi birisi. Çok ilginç bir şey söyledi bir tanesi. Bir mühendis aradı beni. İsmi bende saklı. Adımı söylemeyin dedi, şey olur dedi. Ya dedi, bir planör dedi. Düşünün dedi. Gidin dışarıdan motor alın, motor takın dedi. Havelsan'a gidin, oradaki elektronik sistemlerden alın. Aselsan'dan alın dedi. Roketsan'dan da oradaki altına bağlayın dedi. Alın size şey dedi. SİHA dedi. Yani bu zor bir şey değil dedi. Yani motor yoksa, teknik donanım, elektronik sistemler falan da şeyden alınıyorsa. Bakın 90'lı yıllarda Türkiye'nin envanterinde İsrail yapımı Heron'lar. Bu bir planör yani. Vardı, evet. Planör. Normalde bir planör bu. Envanterde, yani bizimkiyle ilgili değil. Dünyada da böyle görülüyor. Tabii. Ve dünyada da genelde hepsine ortak isim drone deniyor. Değil mi? Drone. Evet. UAV falan gibi bir adlar. İsrail yapımı Heron ve Amerikan işte bu şeyler vardı. Malı İHA'lar, SİHA'lar vardı. 2000 sonrası işte Amerika Türkiye'ye bunları vermemeye başladı. Biz İsrail'den gene bir uzun süre aldı Türkiye. Geçelim arkadaşlar. Ve sonra Türkiye'nin SİHA'ları işte bu Karabağ'daki çatışmalarda kullanıldı diye Kanada kesti. Tekrar bunu da geçelim, hızlı hızlı geçelim arkadaşlar, vakit kaybetmeyelim. Ve Kanada Dışişleri Bakanı ile bizim Cumhurbaşkanı arasında yani Türkiye bunu son kullanıcı taahhütleriyle uyuşmuyor dedi şey Kanada. Son kullanıcı taahhüdü. Yani son kullanıcı taahhütü Türkiye, Azerbaycan değil. Azerbaycan değil dedi. Sonra devam edelim arkadaşlar. Ukrayna'da işte Ukrayna'dan motor alıp yapıp Ukrayna'ya sattı Türkiye uzun bir süre. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burası önemli. SİHA'lar nasıl yerleştirildi? Baykar savunma tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde yapan Akıncı'da kullanılan Ukrayna'nın bu İçenko diyor. Şu A İ yazıyor ya. A Albayrak, I İçenko'nun İ'si. İkisini birleştiler. AI-450 diye bir motor. Efes bir isen gibi yani. Evet, evet. Böyle motora böyle bir isim koydular. AI-450 motoru. Türkiye'de imalat hattı kuruldu. Seri imalat 2021'de başlayacak dendi. Yapılıyor şu anda motorlar. Ama yani dediğimiz gibi şeyden geliyor, burada yapılmış gibi oluyor. FADEK sistemi yazılımı Baykar Savunma tarafından hazırlanan motor Akıncı'ya kullanılmak üzere modifikasyon mühendisliği ise Türkiye'de. Akıncı testlerin ardından başlayacak seri imalatta Türkiye'de üretilen motorlar kullanılacak. Baykar ayrıca yaptığı anlaşma ile motorların fikri mülkiyet haklarını, yani satabilirlik tam şeye ortak alacak. Böylelikle ihracat konusunda engel kalmayacak.
Ve bu gerçekleştirirken AI-450 için motoru yerleştirirken Ukrayna'dan 10 yıllık sürede 600 milyon dolarlık 500'den fazla motor gelecek. Ve burada yerlileştirilecek bu motorlar. Kağıt üzerinde. Kağıt üzerinde yerleşecek ya da işte biraz demonte gelir belki bazı parçaları. İşte burada birleştirilir. İşte ne, evet, Türkiye'de ortak yapım denir. Ki tankta da bunu yapmak istediler. Amerika engelledi Güney Kore'yi. Olay bütün, her şey şu anda bundan ibaret. Bir kare daha var mı sonunda bunun? Bitti herhalde. Şimdi öyle bir propaganda yapıyorlar ki. Hayır, gene aynı işte şu motorlar. %51 Baykar'ın İçenko projesi. %51 Baykar'ın, %49 Ukraynalıların. Şimdi drone. O da demin gösterdiğiniz bir drone'du. Evet. Şimdi drone'da bir gövde var. Bir motor var. Bir silah var. Bir atış kontrol sistemi var. Bir de sensörler var. Keşif, evet, yapabilmek için. Şimdi o Baykar'ın yaptığı... Pardon, o sensörler de Almanya'dan alınıyor. Yani radardı, bilmem neydi, öbürü navigasyon cihazları, yani evet, seyir sefer cihazları filan. Baykar'ın yaptığında bir tek gövde onlara ait. Diğerlerinin hepsini, şimdi soruyorum. Hangi seyir sefer cihazını kullanıyorsun? Senin üretimin mi? Atış kontrol sistemi senin üretimin mi? Silah senin üretimin mi? He? Peki motor senin üretimin mi? Hiçbirisi değil. Bir de şöyle söyleyeyim size. TUSAŞ. Bir araya hemen girelim. Bir haber vereceğim. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bugün Adalet Partisi Genel Başkanı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Bugün Cumhurbaşkanı olarak değil. 14 Mayıs'ı gene seçim olarak söylemiş. Bahçeli'nin orayı işaret ediyor. Ve diyor bir 73 yıl sonra yine aynı gün diyor 14 Mayıs'ta Demokrat Parti'nin iktidara geldiği tarih. Şöyle oralardan. Evet. Aynı gün diyor Türk milleti gene diyor kararını verecek diyor. Yani çok fazla konuşacak bir şey. Türk milleti onları gönderecek. Şimdi soruyorum. TUSAŞ devletin bir kurumu. Evet. Neyi yapamadı da Baykar onu yaptı? Soruyorum ya. TUSAŞ neyi yapamadı da Baykar onu yaptı? Hangi innovation, hangi yenilik, hangi teknolojik buluş, hiçbirisi yok. Damat olmanın avantajı, sen bir de ne oluyor biliyor musunuz? TUSAŞ'ı ikinci plana atıyorlar. Şimdi ben devletin başında olsam, tabii ki özel sektör de bizim için önemli ama önce devletin kurumuna sahip çıkmaya çalışırım. Şimdi Sayın Erdoğan TUSAŞ'a sahip çıkmıyor. Damadınınkine sahip çıkıyor. Gittiği yerlerde onu anlatıyor. Değil mi? Evet. Bir de bu tür işlerde imalatta nedir biliyor musunuz? Kurum en büyük sorun bürokrasidir. Şimdi damat için bu sorun yok ki. Açıyor telefonu. Ben işte damat bilmem ne. Veya zaten söylemenize lüzum yok. Herkes anlıyor. Devlette, orada, burada bürokrasiyi iki dakikada aşıyorsunuz. Bir de hangi rekabet koşulları var? Hiçbir rekabet koşulları yok. Yani şunu demek istiyorum. Bunu söyleyince kızıyorlar. Saldırıyorlar. Ya niye? Bakın evet, saldırdıkları, saldırmaları ne demek biliyor musunuz? Benim söylediklerimin haklı olması demek. Mesela ben Lockheed Martin'e desem ki, ya siz üretiminiz palavra, esasında yaptığınız bir şey değil desem, Lockheed Martin bana saldırır mı? Güler geçer, cevap etmez, evet, kendi işine bakar. Evet, evet, evet. Eğer saldırıyorsan, tamam mı? Demek ki benim söylediklerim doğrudur. Tekrar evet, söylüyorum, bir tek gövdeyi yapıyor. Ha, gövdeyi yapıyor olmak önemli bir hamle midir? Tabii ki önemli elbette, bir hamle. Elbette. Ama şunu söyleyeyim. Şu anda devlet, siyasi iktidar, devletin, kamunun, bizim, bakın o özel, kamunun şirketine, üretimine sahip çıkmıyor. Üvey evlat muamelesi yapıyor. Kendi yakınına sahip çıkıyor. Ve yine söylüyorum ve altını çiziyorum. Baykar,
TUSAŞ'ın yapamadığı neyi yaptı? Neyi yapıyor? Hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey evet. yok. Ve zaten parçaları da nereden? Yurt dışından alıyor. Havelsan. Evet. Aselsan. Roketsan. Bir de devlet. Yani. Evet. Demin ben bir şey yanlış söyledim. İA. İ, o İçenko'nun İ'si. A şeyin neydi? Akıncı'nın A'sı. B, ben şey dedim, yanlış bir şey söyleyeyim. İA Akıncı'yla İçenko'nun birleşmesi. Yani bu joint venture'larda 450 şey yapılır, şey. bir oradan. Şimdi bu arkadaşlar bir Babacan şey var, ilk fotoğraf olması lazım, onu bir getirelim. Babacan dedi ki Baykar sorusuna, devletin hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor. Doğru söylüyor. Rekabetten korkmasınlar dedi. İşlerini iyi yapıyorlarsa dedi, maliyetleri uygunsa hiç korkmasınlar. Ama buralarda zayıflıklar varsa, kendilerinden daha iyi bu işi yapacak firmalar işimizi elimden alır diye korkarlarsa, o zaman ondan da korksunlar dedi. Hemen bir cevap geldi. Dediler ki, Baykar'dan gelen cevapta, kirli siyasi ajandalara malzeme olamaz Baykar. Bu söyledikleri bile, bu reaksiyon bile Babacan'ın haklı olduğunu gösteriyor. Halbuki sen işine devam et. İşine devam et. Palavra laf söylüyor, işine devam et. Ya şimdi genç bir mühendis, hevesli, yapıyor, şeyle karşılıyoruz. Ama bu yandaş medya olayı öyle bir sunuyor ki. Dünyanın en iyisi sanki. Efendim, Türkiye'nin Elon Musk'ı dendi, işte dünya kıskanıyor, bizdeki... Yani anlaşılır gibi, geçelim bir kare arkadaşlar sonra. İşte gazeteler, Babacan'a saldırı, yani yandaş gazete. Bu nasıl izansızlık? Ne demek izansızlık ya? Bir milletvekili bir şey söylüyor. Standart işte o şey. Evet. Yani demek ki Babacan doğru söylüyor. Ha, şimdi bir de haber var. Bir daha geçelim arkadaşlar. Bir gazeteci arkadaşımız bununla ilgili bir haber yaptı. Dava açıldı. Şey tarafına, Sedat Yılmaz haberi yapan kişi dedi ki, Selçuk Bayraktar'ın gazeteci Sedat Yılmaz'a açtığı tazminat davası reddedildi. Neymiş bu haber? Haber şuymuş, Bayraktar sihaları hangi ülkeye nasıl satılıyor başlıklı bir haber yazmış. Yeni Yaşam gazetesine ve gazeteci Sedat Yılmaz'a 150 bin liralık manevi tazminat davası açılmış. Erdoğan ailesi ve devlet... Satış mümessili gibi, aile boyu savaş ticareti başlıklı bir yazı. Ve buna hakim davayı reddetmiş. Bir de... Yani Babacan da benzer bir şey söylüyor. Haklı. Yani bağıracak bir şey yok mu? Hakim Baykar'ın, Bayraktar'ların başvurusunu, tazminat başvurusunu reddetmiş. Şimdi savunma, milli savunma sanayi ne demek biliyor musunuz? Eğer sizin güçlü üniversiteleriniz, bilim yapılan güçlü üniversiteleriniz, teknokentleriniz yoksa... Evet, en önemlisi. Milli savunma yok demektir. Şimdi bugün savunma sanayinde bir şeyler yapılıyorsa, geçmişin mirası bunlar biliyor musunuz? Evet. Bakın, evet. Geçmişin mirası, özellikle silahlı kuvvetlerde Türk Deniz Kuvvetleri öne çıktı değil mi? Bu konuda, Milgem'le daha... Ya Milgem'e gelinceye kadar bunun emekleme, yürüme safhaları vardı. Yani bu işler böyle değil. Yani geçmişe bu konuya Deniz Kuvvetleri yatırım yapmasaydı, eğitim olarak, teknoloji olarak, personeli yetiştirmeseydi, bunlar olmazdı ki. Tabii. Şimdi siz bakıyorum, bir altyapı mesela var. Genç, 22 yaşındasınız. Bunların da yaşı 22 mi? Altınızda kıyak arabalar falan dolaşıyorsunuz. Onlar miras. Geçmişin mirası. Geçmişin katma değerleri. Yani ve bugünkü üniversite yapımızla işte neredeyse üniversite rektörlerimizin, geçen de bir rektör anlattı bana, ismini vermiyorum hedeflerine girer diye. Ya %70'inin bir tane bilimsel makalesi yok. Referans yapılmıyor. Böyle Boğaziçi'ne ne yaptıklarını görüyorsunuz. Şimdi bu ne demektir biliyor musunuz? Hatta sözü söyleyenin ismi aklıma gelmedi ama sözü söyleyebilirim size. Tarih diyor, tarlanızdır. Geçmişte ne ekerseniz onu biçer. Şimdi bunu biçersiniz diyor. Biz Milgem'i
yapmamızın, yani onu biçiyor olmamızın nedeni geçmişte yaptıklarımız. Orada eski Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın, Kemal Kayacan'ın büyük katkıları olmasa, onlar bu işe baş koymasaydı bu iş olmazdı. Tabii. Ki. Ve personeli yetiştirebilmek için, işte akademik kariyerlerini arttırabilmek için o sebatkar girişimler olmasaydı bunlar olmazdı ki. Evet. Şimdi peki bugün bu üniversitelerle gelecekte durumumuz kötüye gidecek. Maalesef, maalesef. Onun için bir de sizin çok üzerinde durduğunuz bir konu var. Bu TCG Anadolu. Şimdi, bu büyük çıkarma gemisi. Bununla ilgili siz üstelik bir de denizci olduğunuz için çekinceleriniz var. Bu haliyle alınmasın diyorsunuz. TCG Anadolu diye fotoğraf dizimiz var arkadaşlar. Bir yerde onu da açalım. Şimdi bu gemi amfibi hücum gemisi. Ama ben basında görüyorum. Size uçak gemisi olarak sundular. Doğru değil. Ben bu konunun birazcık uzmanı olarak söyleyeyim. Doğru değil. Bir geminin üzerinde uçuş platformunun olması onun uçak gemisi olduğu anlamına gelmez. Bu amfibi hücum gemisi. Bir de uçak gemisi de yaklaşık maliyeti, ilk planlama maliyeti 650 milyon euro. Evet. Euro. Bir uçak gemisi ne kadar biliyor musunuz? Mesela Amerikalıların görüyoruz ya, 11 tane var. 15 milyar dolar. Tekrar söyleyeyim mi rakamı? 15 milyar dolar. Biz böyle bir gemiyi idame bile edemeyiz. Ekonomimiz kaldırmaz. Zaten böyle overseas, deniz aşırı, emperyal işlerimiz de yok evet, bizim. Evet, bize, evet. Bize uygun düşmez. Bir de bu konuyu hani diyebilirsiniz ki amiralim siz 12 yıl önce hani bazen emekli amiral diyorsunuz, tamam bir şey demiyoruz ama ben esasında müstafiyim. Ben istifa ederek ayrıldım. Niçin? Bu iktidar nedeniyle. Cemaatle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurdukları için. Ben müstafiyim ama emekli amiral, emekli amiral. Çünkü emekliliğimi kazanmış. Şimdi bu projeyi yapan benim ya. Bakın Deniz Kuvvetleri'nde veya Silahlı Kuvvetler'de bir şey alırken, mal alırken, bilgisayar alırken siz eşinize gidersiniz AVM'ye, bakarsınız. Ne bileyim şu marka, tamam bunu alıyoruz. Silahlı Kuvvetleri'nde böyle olmaz. Önce ihtiyacı tanımlayacaksınız. Nasıl bir gemiye ihtiyacımız olmalı? Bu geminin özellikleri ne olmalı? Silahları ne olmalı? Surati ne olmalı? Tonajı ne olmalı? Komuta Kontrol Daire Başkanıyım. Yıl 2006. Bu projeyi ben hazırladım. Amiraller Kurulu'nda çıktım. Ben anlattım. Sorulara ben yanıt verdim. Ben cevapladım. Yani onun için avucumun içi gibi biliyorum projeyi. Ve Amiraller Kurulu'ndan onayı aldım. Deniz Kuvvetleri Komutanı hala hayatta. Yener Karahanoğlu altını imzaladı ve proje oluştu. Zaten bunun hazırlık safhaları 2000'lerin hatta 90'ların sonuna kadar bile oluyor. Çünkü Silahlı Kuvvetler'de bir proje gerçekleştirmek öyle uzun dönemde olur. Uzun dönemde olmasa esasında avantajdır. Hata yapmanı engellersin. Biz milli ihtiyaçlarımızdan kaynaklanan tanımlı bir proje yaptık. İstedik ki bizim ihtiyaç, çünkü İspanyolların böyle bir gemi ihtiyacıyla, Hollandalıların böyle bir gemi ihtiyacıyla Türkiye'ninki farklı. Ve bunun ihalesine çıkıldı. 3 tersane, Remeka Marin, Desan ve şu anda inşa eden Sedef tersanesi. Sedef tersanesi. Kim kazandı biliyor musun? Sedef. Remeka Marin kazandı. Koçum. Ha o zaman bakın, tamam, Altay, tamam, Altay doğru. Tankına çok benziyor bu. Evet. Altay evet, tankına evet. Benziyor. Bakın ve Remeka Marin milli bir proje yaptı. Milli bir dizayn. Yani bizim harekat ihtiyaç dokümanında tanımladığımız ihtiyacı karşılayabilecek bir proje yaptı. Nasıl yaptı? Deniz Kuvvetleri'nden emekli olmuş, istifa etmiş, ayrılmış. O Milgem'de çalışmış, o parlak pırıl pırıl çocukları aldı. İstihdam etti. Böyle bir proje geliştirdi. Milli bir proje. Bakın milli bir proje. Ve en ucuz. İktidar, uzatmıyorum. İktidar. En ucuz ve milli projeyi bir şekilde, safahatı var onun, iptal etti. Metin Kalkaman'ı kendisine yakın gördü. Hatta devam ettirin. Telefon konuşmaları biliyorsunuz düşmüştü evet, sosyal evet, medyaya. Evet. Metin Kalkaman'ın tersanesine verdi. Sedef tersanesi. Sedef tersanesi ne yaptı? İspanyollar böyle bir amfibi hücum gemisini yapmış olan İspanyollarınkini gitti aldı. Onlarla bir
şey yaptı, joint venture yaptı. Onlar üretiyor. Bir de tabii bu gemi tam bizim istediklerimizi karşılamadığı için ilave şeyler yapıldı. Dizayn değişiklikleri yapıldı. Bunlar için de ilave maliyetler geldi. Şimdi bir de maalesef şöyle bir kere, de bir şey bu var. Bu çok yanlış. Bakın, biz 650 milyon dolar, onlar 500 milyon dolar. 150 milyon dolar İspanyollarla. Bir de o ilavelerle ne kadar arttığını bilmiyoruz. Onu en iyi deniz kuvvetleri bilir. Evet. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Şimdi buraya kadar bir kere yanlıştı. Niçin? Sen milli dizaynı ve en ucuzu iptal ettin, yabancı dizaynı ve pahalıyı seçtin. Tekrar söyleyeyim mi? Milli, hani milliyiz diyorlar, evet, bu evet. İktidar gayrimilli. Milliyi ve en ucuzu iptal ettin, daha pahalıyı ve yabancıyı seçtin. Diyelim ki, kardeşim ben siyasi iktidarım, siyasi tercihim bu, sus. Peki, sustuk. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu geminin kız kardeşi İspanya'da Juan Carlos. Niye kız kardeşi diyorum diye belki izleyiciler sorar. Biz de deniz kuvvetlerinde ikizine, aynı gemiye kız kardeşleri. Çünkü gemilere biliyorsunuz Şii muamelesi gösterilir. Evet. Öyledir evet. Yani gelenekler evet. Açısından evet. Böyledir. Kız kardeşinde sorun var. Nerede sorun var? Tahvik sisteminde. Yani gemiyi götüren tahrik sisteminde bir sorun var. Bu sorun epeydir devam ediyor. Bu sorunu bir türlü halledemiyorlardı. Hatta Atlantik'te bir tatbikatta Juan Carlos hareketten sakıt kaldı. Çekerek götürdü. Yani büyük problem var. Ve gemide aşırı titreşime, vibrasyona neden oluyor. Diğer cihazlarda da arızalar neden oluyor. En sonunda ABB şirketine bir proje verdiler. Nedir problem? Bul diye. İşte sanıyorum 171 bin euro. Evet. Yaptı. Sonunda karar şu. Tahrik sistemi değiştirilecek. Bir de tahrik sistemi çok teknik anlatmamaya çalışıyorum. O bildiğimiz klasik tahrik sistemi yok. Elektromotorları azimut pervane. Hatta dümen yok. O azimut pervane 360 derece dönüyor. Yani onunla beraber gemi manevra yapıyor. Hatta amfibi manevralarda bunun bir avantaj olduğu düşünülmüş. Ve İspanyol donanmasındaki böyle bir tahrik sistemine sahip ilk gemi. Juan Carlos. Şimdi sorun tahrik sisteminde var ve 30 milyon euroya bu tahrik sistemi değiştiriliyor. Ben bir 70 milyon da okudum. Yok yok. 30 ama şöyle bir başlangıç maliyeti. Yani şimdi işlem başlayacak. Bu gemi 2 yıllık içinde kuru havuza alınacak. Bu sistem değiştirilecek filan. Hareket, yani toplamda tabii, bir 70 milyon dolar. Yani rakamlarla çok uğraşmak istemiyorum ama. Başlangıç. O rakam büyük rakam yani. Büyük rakam. Şimdi bakın tahrik sisteminde sorun var. Hatta şunu da ifade edeyim size. Geçelim fotoğrafa. Bu geminin aynısı değil ama Avustralya'da aynı tahrik sistemine sahip iki gemi daha var. Onlarda da aynı sorun var. Şimdi İspanyollar bunu değiştiriyor. O Siemens tahrik sistemini değiştiriyor. İsviçre ABB sistemini getiriyor buraya. Şimdi ben diyorum ki, bakın eğer devletine, eğer savunmana, eğer kamunun parasına sahip çıkmak istiyorsan, sorun kimin? Hala teslim edilmemiş olan İspanyol Navantia tersanesi ile Sedef tersanesinin sorunu. Şimdi aynı sorunu bizim gemide de oluşacak. Yaşayacağız. Bunu gidereceksiniz, yapacaksınız. Deniz kuvvetleri öyle teslim. Ve siz giderilmeden teslim almayın diyorsunuz. Tabii. Şimdi eskiden olsa ben bir kere ben deniz kuvvetleri komutanı olsam asla almam. Zorlarlarsa istifa ederim. Şimdi bunu yapamazlar. Çünkü ağır vesayet var. Ve savunma bakanının tarafı deniz kuvvetlerinden tarafa değil. Nereden anlıyorsun? Görüyorum hatta ben bu yazıyı ilk yazdım. Ya adlarını da vermem uygun oluyor mu? Basın kurumlarının belki sorun değil. Yazabilir. İşte CNN'ler, Şafaklar, Mafaklar hep birazdan. Bu gemi süperdir, atlar, zıplar. Kardeşim atlar, geçelim zıplar arkadaşlar. Sorunu İki değil bu. Gelelim. Bakın böyle bir sorun var. Burada karşılaştığımız. Bu sorun Juan Carlos bir de İspanyol. Hani bana diyebilirsiniz ki ya amiralim sen bu iktidarı sevmiyorsun. Aleyhine yazıyorsun. İspanyol basında yazıyor. Devamlı evet, açın okuyun. Evet. Burada hiçbir eleştiri yer almadı. Hayır, bir de basında da yer almadı. Mahsudan gizliyorlar. Evet. Ve şu anda şunu görüyorum ben. Bir an önce deniz kuvvetlerine bunu teslim edip sorun çıktığında bastırırsın parayı öyle yaptırırsın.
En son kareye de geçelim arkadaşlar. Bir tane daha kalmıştı. Yani şöyle bir şey. Devlet nasıl ek bütçe çıkartır, tamamlar diyeceksin. Şimdi senin şu İspanyollar için iktidarın bu bizim. Aynısı. Şimdi aynısı. Şöyle bir şey diyebilirler size. Ya biz bazı dizayn değişiklikleri yaptık. Doğru. Ama tahrik sistemi aynı. Aynı. Bakın tahrik sistemi aynı. Sorun tahrik sisteminde ve tahrik sistemi bu sorun gemiyi hareketten sakıt bırakacak zaman içinde ve diğer cihazların arıza olmasına da neden olacak. Evet. Şimdi diyorum ki Navantia tersanesi, bakın şu anda Navantia'ya çekilecek şey Juan Carlos orada yapılacak. Zaten joint venture ortağı kim? Peki bu Navantia. Evet. Navantia ile Sedef yaparlar, öyle teslim ederler gemiyi. Şimdi bu bizimki de L-400. Onlarınki L-61. Bu Navantia mı L? Hayır, hayır. Bu yani bu landing demek. Landing. Ha, şey sahibi demek. Ben de dizayn sahibinin şey mi diyor. Bizde o bordo numarası diye geçer onlara. L landing demek. Çıkarma gemisi evet. Anlamında. O da öyle zaten. Aynısı. Evet. Aynı, her şey aynı. İki gemi. Ya şöyle. Efendime söyleyeyim. Sehame'de köprü üstü konfigürasyonlarında değişiklikler olabilir. Ha, bir, de, bir de pantol verip bulamadık gömlek verelim hikayesi var. Ne o? Bu uçuş platformu biliyorsunuz F-35'ler için planlanmıştı. Deniz versiyonu için. Evet. Şimdi dikine uçak bulamıyorsun. Acayip anlatıyorlar. Biz onu şey yapıyoruz. Evet. Drone. Evet. Ya kardeşim sen 50 drone evet. Bir F-16 etmez biliyor musunuz? Evet. 50 evet. Drone bir F-16 etmez. Pantol bulamadık gömlek verdik. Bir de şimdi mecburen onların uçuş konsolları için tabii ki ek dizayn değişiklikleri yapılıyor Sehame'de. Evet. Ama evet. Tahrik sistemi aynı. Bu tahrik sistemini Navantia ve Sedef değiştirmeden bize itelerlerse, buna müsaade edilirse yani pes. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben kim adına konuşuyorum? Kamunun parası adına konuşuyorum. Kes. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kamu adına da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendi adımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten. Çok çok teşekkürler Türker Amiralimize. Yarın tekrar burada olacağız. Yarın da Fikri Sağlar bizimle birlikte olacak. Yarın görüşmek üzere.